Arkadaşlar bugün 7. sınıflarla çember ve daire ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi şekildeki O merkezli çemberde AOB 70 derece, AOB 70 derece olduğuna göre ACB yayının kaç derece olduğunu soruyor arkadaşlar. ACB yayı neresi? A'dan başla, C'ye uğra, B'ye kadar devam et diyor. Şimdi merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit değil miydi? O zaman burası 70 ise burası da 70 derecedir diyorum. Kazanımı ölçen bir soruydu. Aşağıdaki O merkezli çemberde AOB 135 derece olduğuna göre ACB yayını soruyor arkadaşlar. Bakın ACB neresi? A'dan başla, C'ye uğra, B'ye kadar gel diyor. Bu yayın uzunluğunu soruyor. Şimdi merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitse arkadaşlar burası 135 derecedir. Tamamı 360 dereceydi. O zaman ben 360'dan 135'i çıkarırsam 225 derecede bu yayın derecesidir derim. Doğru cevabımız Denizli olur. Üçüncü sorumuz, şekildeki O merkezli çemberde ACB yayı 50 dereceymiş. Arkadaşlar ACB yayı. Burası 50 derece miymiş? O zaman merkez açısı da bunun nedir? 50'dir. OAB açısını soruyor. OAB. Yani benden şuradaki açıyı istiyor arkadaşlar. Şurayı istiyor. X dersem. Bakın şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Merkezin, çemberin üzerindeki bir noktaya olan uzaklığı yarıçap değil miydi? Burası yarıçapsa burası da yarıçap. A ne oluştu? İkizkenar üçgen oluştu. Yani benden bu açıyı soruyorsa aslında burası da X'tir arkadaşlar. O zaman iş üçgene döndü. Üçgenin iç açıları toplamı 50 artı 2X 180 derece midir? Evet. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 180 eksi 50'den 2x eşittir 130'sa x eşittir buradan 65 derecedir derim. Doğru cevap bulun. Dördüncü sorumuz şekildeki AB doğru parçası çaplı, AB çapmış. O merkezli çemberde DOB 105. Burası 105 ise, şimdi burası da çapsa, burası kaçtır arkadaşlar o zaman? 180'den 105'i çıkarırsam 75 derecede burasıdır. Devam. Diyor ki DCA yayının uzunluğu. DCA. Yani şuradaki yayın ne kadarmış buradaki yay? 3x'miş. Buna göre benden x'i istiyor. Şimdi merkez açı gördüğü yaya eşit değil miydi? Evet. O zaman diyorum ki ben 3x 75 ise her tarafı 3'e bölerim. X buradan 25 çıkar. Çünkü derecesini soruyor. Bu da derece, bu da derece. Direkt hiçbir şey yapmadan bölüyorum arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Beşinci sorumuz, yarıçaplarının uzunlukları farkı 5 santim olan çemberlerin çevre uzunlukları. Yani arkadaşlar R2 eksi R1 5 santimmiş. İkinci çemberimin yarıçapı 2 olsun, birinci çemberiminki de 1 olsun. Arasındaki fark yarıçapların 5'miş. Çevre uzunluklarını soruyor. Şimdi çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r miydi? Evet. O zaman bakın arkadaşlar 2 çarpı pi. Pi'yi de sonradan çevireceğim. Şimdi bırakıyorum. Birinci r2 için 2 çarpı pi çarpı r2. Doğru mu? Evet. O zaman diyor ki çevre uzunlukları farkını soruyorsa ben de çevrelerini çıkarırım. 2 çarpı pi çarpı r1. Neler ortak? 2 pi'ler ortak. O zaman 2 pi'yi ortak parantezine alırsam r2 eksi r1 olmaz mı? Evet. Arkadaşlar şimdi r2 eksi r1'i bana soruda vermişti 5 santim diye. Burası 5 santim mi? Evet 5 santim. O zaman bakın 2 çarpı pi çarpı 5. 2 kere 5 kaç yaptı? 10 çarpı pi. Soruda pi'yi 3 dememiş bu sefer. 3,14 alınız demiş. O zaman ben 10 çarpı 3,14 dersem bir sayıyı 10 ile çarpmak demek neydi? Virgülü bir basamak sağa kaydırmak. O zaman ne oldu? 31,4 santimetre. Cevabımız neymiş? C. 6. sorumuza bakalım. Bir tekerlek 2 tam tur döndüğünde 180 santim yol alıyor.
Bu tekerleğin yarıçapının uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar bir tur neye eşittir? Bir tur eşittir çevreye. Çevrede 2 pi r değil miydi? Evet. O zaman 2 tur diyorsa bana, 2 tur 180 santimse, bir turunu bulmak için oran orantıdan faydalanırım. Bu bunun bölü 2'si ise, bu tarafın da bölü 2'si olmayacak mı? Yani bir tur arkadaşlar 90 santim. O zaman bu da çevreye eşit değil mi? Evet. 90 eşittir 2 pi r. Pi'yi kaç al demiş? 3 al demiş. 90 eşittir 6 r ise, ben her tarafı 6'ya bölersem r yalnız kalır. 90 bölü 6'dan yarıçapı 15 santim bulurum arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim. Şekilde yarıçapının uzunluğu 5 santim olan O merkezli daireden alanı 15 santimetre kare olan daire dilimi kesilerek çıkartılmış. Yani şuranın alanı 15 santimetre kare çıkarılmış arkadaşlar. Buna göre çıkarılan daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi dairenin alanı neydi? Daire alanı pi r kareydi. Daire diliminin alanı, formülleri vardı bunların, pi r kare merkez açı bölü 360'tı. Şimdi arkadaşlar ben merkez açımı biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Buraya alfa diyeyim. Ama daire diliminin alanını biliyorum. O zaman formülde yerine yazdım. Pi'yi 3 al demiş. 3 çarpı r'yi biliyor muyum? Biliyorum. 25 çarpı alfayı bilmiyorum. Alfa bölü 360 eşitmiş neye? 15 santimetre kareye arkadaşlar. Buradan bunları sadeleştirdiğimde ne gelir arkadaşlar? 25, 5 çarpı 5 değil mi? 3 kere 5, 15. Bu taraf gitti, 1 kaldı. Doğru mu? O zaman 5 alfa neye eşit arkadaşlar? 360'a. O zaman 360 her tarafı 5'e bölersem alfa burada 72 derece gelir. Merkez açımda 72 ise doğru cevap Adana'dır diyorum. 8. sorumuza geldik. Aşağıdaki O merkezli daire diliminde OB 9 santim ve AB yayı 18 santim olduğuna göre AOB açısı. Bakın arkadaşlar burada ne demiş? AB yayının uzunluğunu vermiş. Görüyor muyuz? Çevresini yani. Şu yayın çevresi 18 santimmiş. O zaman ben neye gideceğim? Bir çember diliminin çevresi formülünden gideceğim. Çember diliminin çevresinde, daire diliminin pardon çevresinde ne olacak o zaman? 2 çarpı pi çarpı r alfa bölü 360. Yani merkez açısına ne diyorum? Alfa dersem alfa bölü 360 kadarlık kısmının çevresi bu kadardır demek oluyor arkadaşlar. O zaman bu neye eşitmiş? 18'e. Başlıyoruz buradan. Pi'yi de 3 al demiş. R'yi de 9 al demiş. O zaman şimdi ne yaptım? Pi'yi 3 alırsam 2 kere 3 6. R'si kaç? 9. Çarpı alfa bölü 360 18'e eşitmiş. Arkadaşlar şu 2'ye 3 olarak kalırsa 2 kere 9 18. Bunlar gitti, 1 oldu mu? O zaman 3 alfa içler dışlar yaptığımda 360 derece ise alfayı bulmak için ne yaparım? Her tarafı 3'e bölerim. Alfa eşitmiş 120 derecelik açı olduğunda bunun çevresi, bu daire diliminin çevresi 18 santim oluyormuş arkadaşlar. 9. soru. Şekildeki O merkezli OC yarıçaplı daire dilimi OA yarıçaplı daire dilimi kesilerek çıkarılıyor. Yani dairem bu kadardı. İçinden bu kadarını kesip çıkarıyorum arkadaşlar şu kısmı. OC 9 santim demiş. Buranın tamamı 9 santim. AC neresi? Şurası 3 santim ise burası da kaçtır? 6 santim kalır. Diyor ki geriye kalan boyalı bölgenin çevresinin uzunluğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi benim şuradaki yarıçapım 6, en büyük yarıçapım da 9. O zaman şu 6 olan yarıçapımın şu daire diliminin çevresini bulmak için şuraya 1 dersem, şuraya da 2 dersem, önce 1'i bulmak için bakın ne yaparım? 2 pi çarpı r kaç? 6.
120 bölü 360'dan giderim. Pi'yi de 3 alırsam, hadi alalım. Buradan arkadaşlar ne gelir? 2 kere 3, 6, 6 kere 6, 36 çarpı 120 bölü 360. 36'lar gitti, 10 oldu mu? Bu da buradan gitti. 12 santim. Yani şurası gençler, 1 dediğim yer kaç santimmiş? 12 santimmiş. Şimdi 2 dediğim, yani şu DC'nin uzunluğunu hesaplıyorum, ikinci kısmı. Bakın DC'ye gelene kadar yarıçapım kaç santim toplamda? 9 santim. O zaman R'si 9 olacak şekilde alacağım. 2 çarpı pi çarpı 9 çarpı merkez açım gene 120. 120 bölü 360 arkadaşlar. Buradan da ne yapıyorum? 6 çarpı 9 çarpı 120 bölü 360. 120 ile 360 sadeleşir. 3 olur. Buradan da gider. 3 olur. 6 kere 3'ten 18 santimde şu dıştaki kısımmış arkadaşlar. Şurası da kaç santimmiş? 18 santim. Şurası da 12 idi. Şurası 18'di orası. Şimdi bana ne diyor? Boyalı bölgenin çevresi. Ben kendime bir referans noktası seçiyorum. D'den şurada bir adam var, yürümeye başladı. Şimdi arkadaşlar yürümeye başladık. Burası 3 ise burası da 3. Yürürken şeklin çevresinde giderken aynı tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır diyorum. Yani her yerden geçe 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 başladığım noktaya geldiğimde çevreyi oluşturmuş oluyorum. O zaman bakın ne yaptım? 3 gittim. Geldim buradan. 12 gittim, döndüm, 3 gittim, sonra 20'e gelene kadar bir de ne yaptım? 18 gittim arkadaşlar. Buradan da toplam ne gelir? Bunları topladığımda 36 santim benim toplam çevremdir. Denizli şıkkıdır derim. 10. sorumuza bakalım. 10. soruda şekildeki A merkezli iki daireden birinin yarıçapının uzunluğu 2 santim. Diğerinin yarıçapı da 5 santimdir. Arkadaşlar şimdi biri 5, biri 2 ise içerideki küçük olan 2'dir. Doğru mu? Şuradan şuraya 2, tamamı da 5 ise buradan buraya da 3 kalır. Devam edelim. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Eğer ben bunun içi tamamı dolu olsaydı benim yarıçapım 5 olmayacak mıydı? O zaman ben derim ki alan formülü neydi? Pi r kareydi. Pi'ler dursun, en son çeviririm, virgüllü oldu, 22 bölü 7 kesirli olduğu için. Pi çarpı tamamını alsaydım bakın 5 alacaktım alanı, 25 olacaktı. Ama eksi diyorum, nereyi çıkarttım? Yarıçapı 2 birimlik, 2 santimlik olan daireyi kesip içine oydum. Simit gibi düşünün bunu arkadaşlar. Onun da alanı pi çarpı 2'nin karesinden 4 mü gelir? O zaman bakın. Pi'ler ortak mı? Pi ortak parantezini alırsam 25 eksi 4'ten pi çarpı 21 gelir arkadaşlar. Pi'yi kaç al demiş? 22 bölü 7 alıyorum. Çarpı 21. Sadeleşti. 3 yaptı. 22 çarpı 3'ten geriye kalan alan neymiş? 66 santimetre karedir diye C'yi işaretledim arkadaşlar. 11. sorumuz. Şekilde ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir diyor. Karenin karesi arkadaşlar burası. Buralarda 12 değil midir? Evet. Ve A merkezli çeyrek daire dilimi diyor. Bakın burası 1 bölü 4'lük daire dilimi. Yani dairenin tüm alanının 4'te 1'i kadar çeyrek demek. Çeyrek demek. Şuraya 1 bölü 4 ekleyelim. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 santim olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimdir? Arkadaşlar boyalı bölge ne? Karenin alanından şuradaki çeyrek daireyi kesip atmışım. O zaman karenin alanı eksi çeyrek daire alanıdır o zaman bulmam gereken. Karenin alanı 12 çarpı 12'den ne gelir arkadaşlar? 144 gelir. Çeyrek daire dilimi dediği için çeyrek 1 bölü 4 çarpı pi r karedir. R'si kaç bakın? A merkezi yarıçapı 12. O zaman diyorum ki burada eksi 1 bölü 4 çarpı 3 çarpı R'ye de 12 çarpı 12 demek değil mi? Şimdi gitti bu buradan.
4 şey 3 mü yaptı? 3 kere 3 9. 9 çarpı 12'den 108 santim burası geldi. Burası da 144'tü. Yani karenin alanı 144, çeyrek daire diliminin alanı 108. O zaman 144'ten de arkadaşlar 108'i çıkarırsam 36 santimetre kare burasıdır. Şurası 108, burası da 36. Toplarsan karenin alanı olan 144'ü veriyor bana. Cevabımız neymiş? Ceyhan şıkkı doğruymuş. 12. sorumuz. Şekildeki O merkezli daire diliminde AOB, AOB açısı 30 derece ve AB yayı 4 santimmiş. Yani daire diliminin çevresi 4 santim. Buna göre daire diliminin alanını. Şimdi buradan ben daire diliminin çevresini vermiş. Daire dilimi çevresi. Neymiş arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r alfa kaç? Alfa bölü 360. Önce formülü yazayım, sonra yerine yazayım. Pi'yi de 3 al demiş. 2 kere 3 6. Yarı çapım kaç? Yarı çapımı bilmiyorum. Buraya r dedim. O zaman r çarpı alfam kaç? 30 bölü 360. Neye eşitmiş arkadaşlar? 4 santime. Şimdi bunlar gitti. Bunları sadeleştirdim. 3'ü 3'e böldüm. 1. 36'yı 3'e böldüm. 12. 6'ya böldüm. 1. 6'ya böldüm. 2. O zaman R buradan R bölü 2. 4 ise içler dışlar yaparım. R eşittir. 8 santim çıktı arkadaşlar. Şimdi R'miz 8 santimmiş. Yani şurası 8 santimmiş. Bana ne diyor? Bu daire diliminin alanı. O zaman neye geçtim? Daire dilimi alanı formülüme. Neydi daire dilimi? Pi r kareydi ama tamamını alsaydım böyleydi. Ben 30'luk kısmını almışım. Alfa bölü 360 derece diyorum. Pi'yi 3 al demiş. 3 çarpı 8 çarpı 8. Bilerek çarpmadım. Sadeleştirirken belki işime gelir. Yoksa çarparım. Alfam ne? 30 bölü 360. Bunlar sadeleşti. 12 mi oldu arkadaşlar? Evet. O zaman diyorum ki 12 ile de 3'ü sadeleştiririm. 4 olur. 8'e bölerim. 2 olur. Buradan 2 kere 8'den daire dilimin alanı 16 santimetre karedir derim. Doğru cevabımız Adana çıkar.